Lay 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 lay. Karışık yollarda, hüzünden mutluluktan dem alama. Yapmışız gene yıkmışız hep en sonunda. Maziye sırtımızı yaslaya yaslaya. Tutunmuşuz geçmişi. Usta. Kesin edecek. O kadar hevesli ki. Drakula davet etse gider şu an. Kim davet etse onunla gidecek. Kesin edecek. Bence etmeyecek. Edecek. Bence etmeyecek. Lan. Esti, ben geçen gün şu şampiyon filmine gitmek istediğini duydum. Evet, istiyorum. Biliyorum. Ben de yarın için o filme bilet buldum. Ahmet, harikasın. Kaç para? Söylesene. Dur, ne yapıyorsun? Ben bunları satmıyorum. Olur mu canım? Bedava verecek halin yok. Söyler misin kaç para? Gülden, ben kara borsacı değilim. Bu bileti satmaya gelmedim. Hediye mi yani? Evet. Ahmet, mahcup ediyorsun beni. Ne gereği vardı? Çok iyisin ya. Gerçekten çok teşekkür ederim. Şimdi rica ederim. Bilet iki tane. Hı hı. Yani yanındaki koltuk da benim için. Tabii kabul edersen. Hem bu bir ilk olur. Ya evet, iyi olurdu tabii. Yarın demiştin değil mi Ahmet? Evet. Şey ya, yarın benim çok önemli bir işim oldu, şimdi aklıma geldi. Yarın annemi hastaneye götüreceğim. Öyle mi? Ya, yoksa hani hastalık olmasa tabii gelirdim yani seve seve ama işte. Tabii, önemli değil. Yani nesi var, önemli bir şey mi? Yok. Yani çok önemli bir şey değil de benim annem biraz pimpiriklidir. Kızar şimdi ben onunla gitmezsem. Çok teşekkür ederim. Yani çok incesin, düşünmüşsün ama işte yarın imkansız. Neyse ben kalkayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne dedi? He? Ne dedi? Gelmiyor hanımefendi. Hadi ya. İşi varmış hanımefendinin. Ha, işi mi varmış? Ondan mı gelmiyordu? Hay aksi ya. Tamamen uydurdu. Kısmet değil. Niye uydursun ya? Uydurdu. Niye uydursun Ahmet'im ya? Niye uydursun? Niye uydursun ya? Çünkü benimle gitmek istemiyor sinemaya Ergun. Ya olur mu ya? Oğlum senle gitmeyecek de kimle gidecek oğlum o sinemaya ya? Önce bir heyecanlandı böyle bir. Gözleri parladı. Hani. Bak işte.
Bilet elinde sinemaya gideceğiz. Ondan sonra tam yanındaki koltukta da ben oturacağım deyince vazgeçti. Yani bir iş uydurdu. Ya niye uydursun? İş niye uydursun ya? İş niye uydursun abi kız? Sana yalan borcum var kızın. Oğlum kız senden hoşlanıyor. Gidecek olsa gider. Kısmet değilmiş ya. Öyle diyorsun yani. Tabii ki ya, tabii ki. Abicim kız senden hoşlanıyor oğlum. Yani bunu artık, bunu cümle alem biliyor, mahalle biliyor, herkes biliyor yani. Ya. Gelmeyecek, yok gelmeyecek. Bunlar da boşta kalacak. Boşta kalmaz canım. Sonuçta sen gidemiyorsan. Sonuçta. Yani madem. Ya belki de bir daha sormam lazım ha. Yok artık kızın üstüne gideceksin ha. Israrcı olma. Kaçan kovalanır. Kaçan kovalanır ha. Vallahi bak bayağı kafan karıştı senin bu kızla ilgili. Tabii ya. Tabii oğlum ya. Kız böyle ben birdenbire palas panduras lambadan sorunca şaşırdı. Şok oldu tabii. Tamam bırak bir şoku bir atlatsın bir kız. Kız bir kendine gelsin. Kurban olayım. Kızın üstüne gidiyorsun ha. Kızı sıkıştırıyorsun yani. Kızı hadi. Tabii kızı mı? Sıkıştırmamak bunu, lazım. Bunu şimdi o bir düşünsün, taşınsın. Şöyle bir kafasında otursun. Hah. Belki gerçekten işi vardı. Niye ne yalan borcum var bunun? Oh be Ahmet'im işte bu ya. Gelecek yani. Özgüven bu. Özgüven bu. Gelmez o ya. O zaman ne yapalım? Ne yapalım? Gelmez bence. Ben yani işi varsa anladın mı? İşi varsa işi var. Ya zorlamayalım baba yani. Zorlamayalım. Kızı da şey yapmayalım yani. Sen bunu al o zaman. Ben de yani tamam. Hani sen eğer şey yapmayacaksan o zaman. O zaman Mehmet Ali bize... Ya. Bir... Sabah ola hayrola. Yarına daha bir ton vakit var. Bir düşünsün. Biz bu akşam bir yatalım bakalım. O da bir düşünsün. Çünkü şey dedi. Ben bu filme muhakkak gitmek istiyorum dedi. Ama... Yani kiminle olursa olsun gitmek istiyorum dedi. Hatta beni o filme götürecek olan çocuğa aşık olurum bile dedi. Tabii canım. Belki işi iptal olur. Gelir o gün. Çek. Gelir ya. Gelir tabii ki oğlum ya. Niye gelmiyor? Hah, duydunuz mu? Bülent Ersoy'u mahkum etmişler, sonra tahliye etmişler ha. Duymam mı? Bizim Buca cezaevin demiş. 11 ay ceza kesmişler buna. Sonra iyi tavırlarından salmışlar. Çıkar çıkmaz da kurban kesmiş, iyi mi? Hah, evren gençlerimizi hoşgörülü insanlar olarak yetiştirmeliyiz demiş. Tabii tabii, koyun gibi değil mi? Genç dediğin sesi sedası çıkmayacak yere sus oturacak koyun gibi. Ne var ya? Hoşgörülü gençlik kötü bir şey mi? Ya hoşgörülü gençlik istiyorsan gençliğe hoşgörülü davranacaksın arkadaşım. Öyle mi yapıyor bunlar? Bak bir tane genç kalmadı hepsini toplayıp götürdüler ya. Evet ya. Bir şey diyeceğim. Doğru diyorsun Mehmet abi. Bu bizim Nevzat Alper de hala ortada yok. Ne yapıyorlar bu çocuklara ya? Ya ne yapacaklar? Soru soruyorlardır. Ne soruyorlar ya? Ahiret sorusu mu? Sor bitmedi ya. Soru soruyorlardır. Tabii canım soru soruyorlardır. Niyazi'yi hatırlıyorsunuz değil mi? Geldiği zaman nasıldı? Boş bakıyordu çocuk ya. Aynen. Soru canım. Soruyorlarmış. İçim düz etti ben. Askerden kötü bir şey gelmez insana ya. Öküz altında buzağı arıyorsun. Kahraman ırkıma sızmış ihanet. Bütün yüreklerde acı ve nefret. Düşmanların mertliğin hepsi de namert. Türk'e tüfen başka yoktur dost nimet. Kahraman ırkıma sızmış ihanet. Bütün yüreklerde acı ve nefret. Düşmanların mertliğin hepsi de namert. Türk'e Türk'ten başka yok mu dost nimet? Atanın verdiği ilkelerle coşalım. Onun gösterdiği hedeflere koşalım. Atanın verdiği ilkelerle coşalım. Onun gösterdiği hedeflere koşalım. Türkiye'm, Türkiye'm, cennetim benim. Eşsiz milletim.
Ay Rukiye abla, erkek olmak varmış ha. Ne, keşke erkek olsaydı. Sabah çıkıyorlar, akşama kadar oh dışarılarda gez dolaş. Onların da işi zor be anacığım. Aman nerede zor? Kız keşke bir gün böyle rolleri değiştirsek bir şey olsa da. Onlar gelsinler, turşu kursunlar, domates rendelesinler, erişte kessinler. Biz de gidelim dışarıda çalışalım. Ne olur? Ay Allah'ım. Ay Fehmi, hiç düşünemedim ben şimdi böyle turşu kurarken falan. Çok oldu, çok oldu. Olur, lahanaları koy, koy kenara koy. İlca çıkarma ya, İlca çıkarma. O bidonla olmaz ki o diye. Allah'ım sen al aklımı ya, al aklımı, sür beni buralardan ya, uzaklara ya. İnat etti, bekliyor ya, kız kabul etmedi, hala zorluyor. Neyi zorluyorsun, neyi zorluyorsun? Ustacığım, bence git Ahmet abiden o biletleri geri iste. Bu senin hakkın ya, en doğal hakkın ya. Bak vallahi öldürürüm seni bak. Vallahi billahi elimde kalacaksın bak. Beni çıldırtma oğlum. Daha bu saatten sonra bilet geri istenir mi? Sen niye böyle kişiliksiz oldun oğlum? Senin önünde kötü örnek mi var? Sen kimi örnek alıyorsun ya? Yapacak bir şey yok. Bir daha soracak. Şansın deneyecek. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Ergun, bak ne diyor bak. Ne diyor? Ne diyor? Diyor ki bak, Ali Samiyen stadı hazır. Bak. İstanbul'un ikinci büyük stadyumu olan Ali Samiyen, Galatasaray'ın yapacağı lig maçı ile hizmete girecek. Oh. Onarım için bugüne kadar 37 milyon lira harcandı. De haydi. Zemini nefis bir çim kaplıyor. Karlı günlerde zemini, çamuru kaplaması artık mümkün değil. Baş. Tribünler de onarıldı. Oh. Benim ilk lig maçında Galatasaray'ın maçına bu stada gitmem lazım. Git tabii, gittiği an önce git. Hatta Gülden'i de al onunla git. Saçmalama, Gülden benimle maça gelir mi oğlum? Doğru, daha sinemaya bile gelmiyor. Gelecek. Gelecek. O şimdi düşünmüş, taşınmıştır, pişman olmuştur. Ben bir daha bir soracağım bakayım. Oğlum fazla ısrar etme diyorum bak. Bak dost acı söyler bak. Bak kızı bunalttın ha. Vallahi kızı bunalttın. Üstüne üstüne, üstüne üstüne. Oğlum kaçan kovalanır. Bu dünyanın kuralı yani. Bunları ben mi öğreteyim sana bu yaştan sonra? Kıza hadi 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 hadi. Hadi hadi bir kere daha sor. Daha da bir daha sorma yeter. Bir kere sor ama. Soracağım. Bir kere. Bitsin orada, bırak orada. Artık bırak kızı ya. Senin için diyorum. Saygılar, sevgiler, aziz Türk milleti. Herkese hayırlı işler, bol güneşler. Eyvallah butik. Aha Daranza, itihan çomağı hazırla. Ne oldu? Tahtakale'deki iş portacıları dağıtmışlar. Dalga dalga, o dalgadan koptun herhalde ha? Ergun abiciğim, ne demişler? Kaçan kovalanır demişler. Ay ağzını öpeyim bak. Ama kaçan yakalanır dememişler Ergun abi. Saygıdeğer abilerim, sizler için ilginizi çekeceğini düşündüğüm harika ürünlerim var. Bu sefer de Paris'ten herhalde. Her zamanki gibi. Ergun abi, Ahmet abi. Canım. Bu tarafı erkek, bu tarafı bayan. Yok. Bu tarafı erkek, bu tarafı bayan. Ve hepsi de orijinal. Hadi lan. Orijinalmiş. Daha geçen hafta aldığımız parfümün kokusu 3 dakika gitmedi be. Ahmet abi, Ahmet abiciğim bana her şeyi de ama kokusu 3 dakika sürdü değil mi güzel abiciğim? Ahmet abi, şu gördüğün parfümü aldığın zaman Ahmet abi sabah sıkıyorsun, akşam çıkıyorsun, kız tavlıyorsun. Ahmet abi, Ergun abi, abiciğim bir erkek çekici ve bakımlı olmalıdır. Bunun için güzel kokmalıdır. Bakınız, bizim jönlerimize bakalım. Kadir İnanır, Salih Güney, Tarık Akan, Cüneyt Arıkın. Ne güzel. Ay ağzını yiyeyim. Güzel abim. Hepsi bu parfümü kullanıyorlar. Artı Burt Lancaster. Var. Alain Delon.
Bobby Yui. Abi Allah sizi inandırsın. Bobby Yui var ya, Pamela'yı bu parfümle tavladı. Bizzat ben kendim bu parfümü sıkıyorum abi. Bu parfümü sıkıyorum. İyi de ben ortalıkta Pamela falan göremiyorum. He? Pamela, Pamela. Nerede diyorum? Ergün abi bana her şeyi de ama ben ortalıklarda Pamela göremiyorum. Senin Pamela'n yok deme güzel abiciğim. Benim Pamela'm başka Ergün abi. Benim Pamela'm ayrı. Ne yaptın be butik ya? Bütün mahalleyi kokuttun be oğlum. Mahvettin bizi ya. Bizi değil, bizi değil. Of. Bizi değil. Güneşe doğru. Güneşe doğru. Şunu getir bakayım. Fena kokmuyor galiba ya. Getir bakayım. Hemen buyurun. Tabii ki. Aslında fena değilmiş ha. Kaç olur bize bu butik? Senin o güzel hatırına bir şeyler yaparız. Hem Ahmet abiciğim bu parfümü alıyorsunuz, sıkıyorsunuz. Ondan sonra gidip evlenme teklif ediyorsunuz. Eğer kız evlenmeyi kabul etmezse gelin bana teklif edin. Aa güzelmiş ha. Kız kabul etmezse sen kabul ediyor musun? Butik bu bize kaça olur? Abiciğim size kaça olur? Allah. Allah ha? Olur ya. İyi olur, iyi. Ne olur ya? Ergun Plak abim sizde yeni albümler var mı acaba? Var ha, sen yine marş albümü istiyorsun sen. Evet. Mehter Marşı, 10. Yıl Marşı, Müşerref Tezcan var. Türkiye'm, Türkiye'm cennetim, benim eşsiz milletim. Gir lan içeri yakalanacağız. Allah. Ahmet abi içerideyim. Yarı fiyatına. Vallahi veririm asker ha. Yarı fiyatına. Hadi yarı fiyatına, gir içeri anlaşırız, hadi. Anlaşırız, anlaşırız. Kütük Ali. Türkiye'm, Türkiye'm cennetim, benim eşsiz milletim. Türkiye'm, Türkiye'm cennetim, benim eşsiz milletim. Şuraya bak ya, şuraya bak ya. Butik Ali'nin planı da tutmadı. Öf! Evet ya, hatta pöf ya. Yani ben bu kadar saçma sapan bir plan görmedim. Neymiş? Öğretmenler çocuklara ödev verecekmiş de, çocuklar eve gidecekmiş de, babalarına söyleyecekmiş, babaları gelip de ansiklopedi alacakmış. Yapma ya, pöf ya, pöf ya. Gerçekten öyle ya. Nasrettin Hoca fıkrası gibi plan ya. Böyle tövbe yarabbim, bir şey de diyemedik. Adam anlattı, anlattı. Mantıklı geldi o esnada ya. Işte. Bak Çağatay. Abi. Oğlum sen geçen gün ansiklopedi falan diyordun, satıyordun ya. Bunlar mıydı onlar? Evet abi, bunlar. Hayvanlar hayvanlar alemi diyordun. Kaldı mı elinde ondan? Var abi, var. Güzel. Şimdi bizim oğlana öğretmeni ders vermiş biliyor musun? Hangi hayvan dünyanın neresinde yaşar diye. Böyle sorum olur ya. Bunun içinde var değil mi o hayvanlar? Var, var abi. Hepsi var. Dünyadaki bütün hay... Sivrisinek bile var. Evet, evet. Hepsi, hepsi, hepsi. Sivrisinek bile var ha. He? Tamam, bu iş görür. Bakıp getirsek oluyor mu? Oh, hey, hey. Oh, oh. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen ya? Olmaz tabii ki de. Mesut abi ne yapıyorsun ya? Bu da bir... Aa, bir dükkan, bir tezgah ya. Olmaz diyorsunuz ha? Abi. Olmaz. Kaç kağıtmış bu? Abi. Bütün hayvanlar, 8 cilt, hepsi 23 bin lira. Evet ya. Yuh, 23 mü? Yuh, Mesut abi, senin çocuk sınıfta mı kalsın ya? Ne biçim konuşuyorsun lan kopil? Benim oğlan canavar gibi, sınıfta kalmaz. Tamam, tamam veririz. O bütün hayvanlı olanları sen şey yap, paket yap. Tamam. Ben hazırlayacağım abi. Alırım parasını. Sen de parasını hazırla. Abi merak etme. Birkaç kere de vereceğim yalnız. O 23 nereden buluyoruz? Kim abi ayıp ediyorsun. Buradayız. Ya, durduk yere masraf çıktı be. Ay başarı. Şu işte. Hesapla hesapla. Tabii. 23 bin bölü 100 çarpı 10. Evet. Çatatoy,
2300 lira kazandık oğlum. Kazandık be. Kazandık. Tabii kazandım. Ya gençler, şu edebiyat ansiklopedisi var mıydı sizde? Abi, var tabii ki. 12 cilt tek mili birden. Öğretmeni çocuğa bir sürü ödev vermiş de. Şairler, yazarlar, romanlar, momanlar. Onlar bunda var mıydı acaba? He? Abicim, abicim bana her şeyi söyle ama bunda yok deme. Evet. Şahin, hemen şu güzel saatini hesap etsen 27.000 %10. Ya tabii ki de yaparım ya. Yuh be, ne yaparsın 27.000? 27.000? Evet. Abi Allah aşkına. Çocuk sınıfta mı kalsın yani şimdi? Tamam da 27.000 lira yani. Ya ne olacak ya? Yapacağız tabii ya. Hani sen balık satırken almıyor mu ya? Ha? Bir şey düş abi. Tamam, tamam. Hallederiz. Abi hallederiz. Hallederiz. Bak düştük. Allah ya Rabbim, sen bu kulun akıl fikir ihsan eyle. Şimdi bunu sıkınca kabul etmeyen kız aniden kabul edecek, öyle mi? Evet, şansım artabilir. Ha. Ne diyorsun, güzel değil mi? Sık bakayım. Şahane. Sen bununla harem kurarsın. Abla, bir şey soracağım. Sen Ahmet abinin sinema teklifini neden kabul etmedin? Edemezdim Elvan. Ama çok istiyordum bu filme gitmek. Yani kim olursa olsun giderim diyordu. İşte kim olursa olsun olmaz. Olmaz işte kim olursa olsun. Çünkü biriyle sinemaya gitmek çok büyük bir şey. Büyük bir şey mi? Neden ki? Evet, büyük bir şey. Çünkü yani bir kızla bir erkek beraber sinemaya giderlerse o yani sevgili olmuşlardır demek. Olsun, daha güzel işte. Olur mu akıllım? Bir film için o kadar acele karar verilir mi? Elvan. Merhaba Ahmet abi. Merhaba. Sana gelemem demiştim. O filme ne bağısına olursa olsun gitmek istediğini biliyorum. Bilet aradım. Deliler gibi. Bulamadım. En yakın arkadaşıma yalvardım. Beni kırmadı. Kendi biletlerini bana verdi. O filme hala gitmek istiyorsun. Hem de çok gitmek istiyorsun. Biliyorum. Ama benimle gitmek istemiyorsun. Onu da biliyorum. Canın sağ olsun Begül'den. Al. İkisi de hediyem olsun. Eminim o filmi seyretmek istediğin daha düzgün biri vardır. İkinize de iyi seyirler. Evet. Evet ne? Ne oldu ya? Gelmiyor. Yapma ya. Ama gitmeyi çok istiyordu. Ben de biletleri ona verdim. Çok istiyordu gitmek. Önemli olan onun mutlu olması. Bizim sevdamız sinemaya kadar değil, mezara kadar. Mehmet Ali, senin olsun. Senin... Bir kolonya, bir... Beni mezara yollayacak beni bugün ya. Bugün mezara yollayacak bu herif beni bugün. Helal olsun Ahmet abi ya.
Aşk budur abi. Aşk budur. Sen yanlış yaptın usta. Özür dilerim ama bir çırağan olarak bunu söylüyorum. Yanlış yaptın. Yok, toplarım onu ben, toplarım. Yani bir an önce toplaman gerekiyor. Öyle olmayacak. Toplayacağım onu ben ya. Ben yarın ne yapacağım biliyor musun? Ben diyeceğim ki Nazlı'ya, benim diyeceğim yarın diyeceğim. Film saatinde diyeceğim, cenazem var diyeceğim. Ya insan sevdiğine yalan söyler mi Harun abi ya? Yalan söylemeyeceğim ki. Benim yarın öğleden sonra tam film saatinde cenazem var. Kim öldü? Sorma ya. Çırağımı kaybettim. Gir lan içeri. Lan kuş beyinsiz. Vallahi helal olsun Ahmet abiye. Başka birisi olsa hayatta böyle bir şey yapmazdı. Herkese söylüyorum şampiyon filmine gideceğimizi. Var ya, nasıl kıskanıyorlar bir bilsen. Vallahi. Evet. Yapma ya. Bir şey söyleyeceğim. Yalnız ben çok heyecanlanıyorum ya. Sen de heyecanlanıyor musun? Ben heyecanlıyım tabii, heyecanlıyım. Yani açık söyleyeyim, ben seninle gidiyorum diye heyecanlıyım. Film benim için bitti ya yani. Çünkü çok o kadar fazla konuşuldu üzerine ve artık böyle biletleri kara borsaya düşüyor. Ne oluyor abi, kupa maçı mı bu ya? Alt tarafı bacaksın çektiği film şampiyon. olay oldu. Yani film benim için şey oldu anlamına söyledim. Ya ben bu filme yarına gitsem olur, sonra güne gitsem olur. Ben seninle gideceğim diye. Acaba başka zaman mı gitsek? Bu böyle yığılma, sinemadaki bu yoğunluk beni... Hayır ya, niye başka zaman gidiyoruz? Ben yarın gitmek istiyorum. Yarın gitmek istiyorum ben. Niye, vaz mı geçtin? Sen vaz mı geçtin ya? Hayır. Ama bir şey... Ya acaba şeyden mi korkuyorsun? Abim görür falan diye. Hayır. Korktuğumdan değil. Ne o zaman ya? Ne var? Söylemeyeyim diyorum. Seni de üzmek de istemiyorum. Ay ne oluyor? Ya bizim bir akraba vefat etti. Ay. Söylemeyecektim ya. Seni de. Ay ya. Yani. Ay çok üzüldüm ben ya. Sorma, gerçekten sorma. İşte çok. Ve yarın tam film saatinde cenaze. Çok yakın mıydınız? Çok, babam gibiydi. Ay çok üzüldüm gerçekten. Başın sağ olsun. Canım benim, sağ ol dostlar, sağ olsun. Dostlar sağ olsun. İşte ölüm işte. Pıt diye yakalıyor seni. Tık diye. Vallahi işte yarın defin işlemleri filan, cenazeye öğlen namazı filan yani. Ama ben yine de seninle elbette gelmek isterim. Yok ya da... Hayır, başka zaman gideriz ya. Hayır ya, canım, sözüm verilmiş. Benim kaçmıyor ya. Ya saçmalama değil misin? Hayır, ben... Hayır, önemli değil, tamam. Hiç problem değil. Gerçekten önemli değil yani, tamam mı? Tamam. Tamam, hani. O zaman... Var ya, melek gibisin sen. Melek gibisin. Aman. O zaman ben gidip sonra görüşürüz. O zaman, ha? Tamam o zaman. Çok. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Abi, güle güle okuyun. Güle güle okuyun, sağ olun. Cheers. Abi nasıl buldun? Alayım ben bunu. Al bakayım. Genel kültür tabii lan. Ne yapıyorsunuz burada? Komutanım, ansiklopedi pazarlama. Sokakta satış yapmak yasak, bilmiyor musunuz? Bak. Yo, bak. Evet, yani biz şey yani... komutanım, biliyorsunuz değil mi? Hani ben askere gideceğim ya. Hani onun için harçlık falan çıkartıyoruz aradan. Kanunlar belli. Sokakta satış yapmak yasak. Kaldırın bunları. Tabii. Bir daha da görürsem zabıtaya sevk ederim, ceza alırsınız. Yok. Tamam, kaldırıyorsun. Kaldırdık. Kaldır bakayım. Kaldırdım. Yasakmış o. Ben diyorum ki niye böyle şey yapalım, hadi koyalım.
haber Ergun? Gülden, ne haber? İyidir. Ahmet bu biletleri senden mi aldı? Ay. Bakayım. En iyi arkadaşımdan aldım dedi. Senden mi aldı? En yakın dediyse benimdir o. Ben verdim galiba. Ben al verdim. O zaman. Al bunu, al. Al. Kimsenin benim yüzümden mağdur olmasını istemem. Hadi hoşça kal. Gülden mi? Ama... Allah'ım ya. Ama ben balatalarından şimdi dumanı çıkaracağım yani ha. Korkmasana bir şey yapmayacağım ben. Ya 3 dakika önce gelsene kızım ya. Ya ben bu hayatı niye 3 dakikayla kaçırıyorum ya? Ergun. Ya şimdi Nazlı söyledi. Hayırdır? Kimi kaybettik? Vah kardeşim benim ya. Ay şimdi Nazlı söyledi ya. Sen demişsin ki babam kadar yakındı demişsin. Allah korusun. Hayır amca mı yoksa? Yok ya yok. Gürbüz dayım. Ya başın sağ olsun ya. Sen merak etme. Yarın ben de gelirim seninle. Defin falan cenazeyle beraber ilgileniriz. Yok kendisi kimse gerek yok ya vallahi ben hallederim. Hakikaten ben hallederim ya. Ya. Yok. Ergun. Ahmet'im benim sinirlerim çok bozuk ya. Oğlum. Ya ben... Tamam. Ya ölenle ölünmez Ergun. Ölenle ölünmez. Çatatoy, ben de payımı istiyorum. Ben de payımı istiyorum buradan. Ver bana hadi. Dur. Bu benim param değil, bir dur. Nasıl senin değil ya? Senin işte ya, sayıyorsun ya. Senin o para ya. Ahmetciğim, Fehmiciğim hadi. Hadi hazır çocuklar, hadi hazır. Ben makarnaya geçiriyorum, tamam hadi geçin. Tamam anne ya, tamam. Şş, ben de istiyorum payımı. Ver oradan. Ya, Allah Allah. Versene ya. Bir dur, ne bir sayayım. Enişte mi? Enişte! Ne öyle ya? Takım elbise falan filan ha. Zeyşen olmuşsun. İşim var oğlum, işim var. Çok önemli. Çok önemli işim var. Baba. Ben de sana bunu vermek istiyorum. Ne bu para? Ya birkaç set astrobit sattım. Prim. Yani çok fazla değil ama. Oğlum tamam. Düşünmem bile güzel. Sağ ol evladım, sağ ol. Sen de kalsın. Sen alnının teriyle kazanmışsın o parayı. O senin cebine koy. Hadi bakalım. Olur mu baba? Sen de bizim için okula... Ya oğlum tamam. Dediğimi yap. Allah Allah. Koy cebine. Eğer annenin ihtiyacı olursa verirsin annene. Hadi koy bakalım. Peki baba. Emciğim sen niye böyle giyindin? Şu şey var Ülke. Sami'nin kardeşi var ya. Ha? Kardeşi var. Şimdi Sami onu dolaştıracakmış, gezdirecekmiş. Tutturdu Fehm abi illi sen de geldi. İşte ben de onlarla böyle işte şey yap. Ha. Nerede gezdirecekmiş? Şey ya, Beyoğlu'nda. Beyoğlu'na gideceğiz, orada gezdireceğiz biraz. Ha. Ne yapacaksınız ki Beyoğlu'nda? Beyoğlu'nda. Ne yapılır? Beyoğlu'nda işte. Beyoğlu'nda ya, ne yapılır ki Beyoğlu'nda? Ya bilmiyorum. Yani siz daha iyi bilirsiniz. Ne yapılır Beyoğlu'nda? Ya işte bir yere oturacağız herhalde. Bir lokma bir şey yiyeceğiz. Herhalde biraz daha... Devleniriz. Demlendikten sonra da kalkarız. Kısmetse gelir ya. Afiyet olsun. Bakın ne oldu şimdi? Ne var yani? Yok bir şey yok. Yok bir şey yok. Dur. Gidebilirsiniz tabii. Buyurun. Hayır yani. Eskiden böyle gezmeye falan giderken hep biz de davet edilirdik. Böyle şarkı türkü dinlemeye, gazinoya falan ama artık demek ki ne oluyor? Pek akla gelmiyor. Olsun öyle mi? Biz burada böyle saf saf sofra kurarız. Hiç problem değil. Siz gidin. Saf saf ne demek ya? Saf saf ne demek? Allah Allah. İcat çıkarma ya. Yani kandırıyor muyum ben sizi? Estağfurullah. Estağfurullah. Hiç öyle bir şey demedim. Lütfen git güzel güzel gezmeli bak sen Fehmiciğim. Ne demek? Tabii ki. Tabii. İcat çıkarmanın halim yok. Allah Allah. Yani şöyle Sami'nin kardeşiyle bir Beyoğlu'na çıkıp geleceğiz. Tamam. Güle güle. Hadi çocuklar hadi. Sofraya hadi.
dışarı çıkacakmış. Şunu yapma be ya. Allah Allah. İzin mi alacağım ben bunun için? İza çıkarmayın. İza çıkarmayın. Siz de yemenizi yiyin. Işıkları söndürün yatın ya. Allah Allah. Hadi geçin oturun siz de bir an evvel. Hadi. Mutfaktan gelecek bir şey var. Yok, her şeyi getirdim ben. Otur, yemeğimizi yiyin hadi. Bak, bak, bak şu güzelliğe, bak şu şıklığa, bak maşallah, maşallah. Sağ ol, çok sağ ol, çok sağ ol. Butik Ali, sağ ol. Fehmi abi. Hayır. Gazinoya mı? Kim çıkıyor? Şimdi daha bilmiyoruz, bakacağız artık. Bakacağız ya. Çok önemli, kim çıkıyor çok önemli. Fehmi abi, dur, dur abicim, gitme. Abicim, sana bir parfüm vereyim, he? Havan olsun. Şöyle kapıdan içeriye girdiğin zaman kadınlar dönsün sana şöyle bir baksın. He? Ya benim kadınlarla ne işim olur ya? Allah Allah, evde Rukiye oturuyor. Sen delirdin galiba ya. Koskoca Rukiye var evde. Aa. Ya Fethi abicim öyle deme. Gözünü seveyim Fethi abicim. Ne olacak ya? Yani hani dönseler sana baksalar fena mı olur? Ben sana hemen bir tane vereyim he. Ne diyorsun? Yok ya, istemem ya. İstemem Allah Allah. Fethi abi tamam. Senin canın sağ olsun abi. Nasıl istersen ama bugünlük parfümüm benden sana hediye. Tamam mı güzel abi? Ya Allah Allah, mal satacak enayi beni mi buldun ya bugün? Aşk olsun Fehmi abi. Aşk olsun Fehmi abi. Benim amacım niye mal satmak olsun abi? Benim amacım Fehmi abim alemleri dağıtsın. Ben. Evet. Abicim senin canın sağ olsun. Parfüm istemiyorsun belli. Bugünkü parfümün benden olsun abi, he? Ya dur ya. Aa. Ya dur, dur. Ne bu ya? Aa. Ya bu ne? Kadın kokusu bu. Aa, kadın kokusu. Kadın kokusu çıktı üstüme ya. Ya o çıkmaz mı ya? Ay be Fehmi abicim, çok özür diliyorum abi. Aa, bu taraf kadın bölümü tabii. Ben hep erkekle kadın bölümünü karıştırıyorum abi. Erkek bu taraf, kadın bu tarafı karıştırıyorum ben abi. Ya karıştırma, icat çıkarma başıma ya. Karıştırma bunları ya. Allah Allah. İstemem, hiçbir şey istemem. İstemem. İcat çıkarma benim başıma, hadi. Fehmi abi bana her şeyi de ama icat çıkarma deme abi. Ya git başıma, git hadi. Hadi git. Ya leş gibi korktum ya. Hadi oğlum, hadi oğlum. Elini çabuk tut. Bir dükkan kapatacağız ya. Mustafa. Hı. Şu Kıbrıs üzümünden tart ya. Tartayım Recep abi. Elim boş gitmesin eve. Gel bakalım, gel. Hadi. Oo Sami. Ne o, takımlara giymişsin. Beyoğlu'na mı? Evet. Ya şöyle çıkıp acık hava alalım dedik. Hadi ayı, hadi gel. Sen de gel, buyur hadi. Yok be oğlum ya, kıyafetim müsait değil. Baş ver sen ben. İyi, iyi tamam o zaman. Tamam şey yapma. Şişt, bırak. Buradan bir yere ayrılma. Birazdan Fehmi abi gelir, haberin olsun ha. Sakın bir yere gitme. Şişt, tamam. Sami, çok canta olmuşum be. Eyvallah. Yok be. İşte her zamanki halim. Her zaman böyleyim ben. Amma mütevazı ha, değil mi? Ağla. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya Nazmi ya? Bak, vur be ya, vur. Ey Allah'ım ya Rabbim. Armudun da iyisini aldı ha. Ben sana ayrılmayacağım demedim yanımdan be. Bak. Başını gözüne sadarsın. Neredesin çocuğum bir saattir? Köfte soğudu. Ellerimi yıkadım anne. İyi hadi otur. Babam nerede? Nereden bileyim ben? Babam Beyoğlu'na gitti Sami abiyle. Sami abinin kardeşini gezdireceklermiş de. Beyoğlu'nda babam. Senin de canı sıkıldı değil mi evde anneciğim? Böyle otur otur, bizlerle uğraş, yemek yap falan.
Yemekten sonra biz de bir dışarı çıkalım ha, bir hava alırsın. Sahildeki çay bahçesine gideriz. Ha? Ay ne güzel olur, çekirdek de alırız. Evet, ay, evet. Yok be, istemem, istemem. Siz gidin. İstemem. Kalan al, gidelim ya işte. Ay istemiyorum çocuğum, Allah Allah. Israr kıyamet. Yemeğini sen de hepiniz yiyin, hadi. Kaptan Onedin, Monedin sevmiyorum ben böyle şeyleri ya. Şöyle güzel bir Türk filmi olsaydı da seyretseydik ne güzel olurdu. Aman Rukiye abla, amma düşündün sen de ha. Hayır, erkek milleti bu. Gider, gezer, gelir. Eskimiyor ya. Ben ne yapayım ha? Benimki gitti mi aylarca gelmiyor. Ne yapayım ben? Hayır ya, şimdi ben de sinirlenmeyeceğim de. Öyle patadan çıkınca karşıma takım elbiseyle böyle bir bastılar yani. Hayır, niye yani öyle aniden yani, niye? Aman boş ver Allah aşkına sen de ya. Oo, boş vereceğim ben onu, bir boş vereceğim. Boş vereceğim. O Sami Bey'in kardeşi de varmış yanlarında. Evet, ya o da yanlarındaymış. Ha, değil mi? Hmm. E anacığım Şükrü'ye anlattı, anlattı. Hiç mi dinlemedi? Senin her şeyden haberin var. Bak unuttu bunu. Adam da içki, kumar, kadın. Her şey var yani. Yani var. Ha? Orası öyle de. Ay yok be. Aa, yok yok. Rukiye abla, Fehmi abi yapmaz. Ay hiç merak etme sen. Hiç canını sıkma, yok. Yapar anacığım. Ha. Yapar, yapar. Bak görürsün, o adam var ya, o adam. O Sami Bey'in kardeşi, o ne şeytan o. O ne şeytan o. İkisi de uyar onu. Fehmi de uyar, Sami Bey de uyar. Bak görürsün. Allah bilir nerelere götürdü onları. O Beyoğlu'nun artık arka sokaklarında böyle karanlık karanlık yerlerde kim bilir neler neler yapıyorlar. Artık masalarda böyle dansöz mü oynattılar? Kadınlar mı oturttular masalara? Ay vallahi billahi. Ay neler olmuştur kim bilir. Aa, abarttın ama Rukiye abla. Vallahi abarttın. Yok. Fehmi abi yapmaz. Ben güveniyorum. Hı-hı. Fehmi abi yapmaz diyeyim ben sana. Tabii canım, tabii tabii. Yok. Tabii. Yok. Neyse. Ben gideyim çocuklara bakayım. Geç oldu, çocuklar da yalnız. Ben bir onlara bakayım Rukiye abla. Sen de çok düşünme, tamam mı? Tamam canım, oldu. Hadi. Hadi iyi akşam. Yapmaz. Nereden biliyorsa benim kocamın boyunu. Yapmaz. Gerçi yapmaz. Evet, haklı. Yapmaz da. Bu Nazmi'ye ben sinir oluyorum ya. Ya günahım kadar sevmiyorum adamı. Herif Beyoğlu'na eğlenmeye gidiyor. Hala benim manavdan yok elma çalayım, yok armut alayım. Ne yapayım be ya, ne yapayım be ya? Ne yapıyorsun? Asıl sen ne yapıyorsun? Sana da borcu var mı onun? Yok canım. Ben de ona borç verecek göz var mı? Ama Recep abiye varmış borç. Sadece Recep abiye mi var? Bana de var borcu. Vallahi adamın ağzı iyi laf yapıyor abicim. Yani ne yaptı, etti, allem etti, kallem etti. Babamı Beyoğlu'na çıkmaya ikna etti. İki seneden fazla var, babam Beyoğlu'na adımını atmamış ya. Aman, aman. Ya Beyoğlu'na mı gitti Fehmi abi Ahmet? Evet. Vay anam, vay ana. Ya yarım saat sonra sokağa çıkma yasağı başlayacak. Ya acaba eve yetişebilir mi Fehmi abi? Doğru söylüyorsun ya. Yetişseler iyi olur ama yani. Herhalde yola çıkmışlardır. Ey Allah. Biz de lafa daldık. Ben kalkayım da şu dükkanı kapatayım geri. Çay da bitmiyor ki. Nerede kaldı bunlar ya? İnşallah çok gerilir. Ah
Vallahi bir an evvel evlenmek lazım Sait komutanım. Bekarız diye hep nöbetleri bize kilitliyorlar ya. Olsun Selahattin, zamanı gelince biz de rütbe alacağız. Bu işler sırayla. Neyse komutanım, bırakalım şimdi nöbet muhabbetlerini de. Var mı şöyle görüştüğünüz biri, sözlü nişanlı durumları falan? Yok. Olmadı. Aslında biri vardı ama babası vermedi. Asker milletinin sürekli tayini çıkar. Ben öyle kızımı her yere gönderemem dedi. Askere kız verilmez mi komutanım ya? En sağlam meslek. Ya ömür boyu garantisi var bu işin. Öyle deme. Asker karısı olmak kolay mı? 3 senede bir tayinin çıkar. Kamyon yükler gidersin. Yani bir yerde durma şansın yok. Terör olur, anarşi olur. Sen göreve gidersin. Karını evde uyku tutmaz. Hele bir de Allah muhafaza. Savaş filan çıksa cepheye gitsen. Gidip de dönmemek var değil mi Selahattin? Doğru söylüyorsunuz komutanım. Bizim de aynı vallahi. Yani şu son 3-4 senede bir sürü arkadaşımızı kaybettik ya. Neyse, sokağa çıkma hesabı başlıyor. Ben biraz dolaşayım. Şimdi biz buraya gelirdik, otururduk, muhabbet edirdik de. Bu susmuş niye gelir? Adam ne konuşur ne edir. Gidip evde uysa da aynı şey. Öyle değil. Vardır bir derdi Bekir abi. Ne bileyim uyku tutmuyordur. Ya da o da bizim gibi sevda çekiyordur ne bileyim. Ya Ahmet Allah'ın seversen ne sevda çekmesi ya. Sevda çekse gider tıraş olur. Baksana herifin saçı sakalı birbirine girmiş. Şimdi hangi kadın kim öper bunu? Öpse de Niyanından, hangi tarafından öpecek? Ya bizim 46'lık var ya, onun da saç sakalı böyle birbirine girmiş. Bunlar yalnız yaşıyorlar. Şimdi şey olsalar, evli olsalar ne olur? Tıraşlı olurlar. Nerede kaldı bu adam ya? Ya Ahmet sen babanı bekleme. Allah vere de gittiği yerde kalsın. Eğer yola çıkarsa var ya, kesin içeri alırlar. Ya ağzından hayırlı bir şey çıksın ya Bekir abicim ya. Ağzından yel alsın ya. Ya askerler çevirmese de köpekler çevirir. Ya var ya Allah bu kuduz illetini hiç kimseye göstermesin. Kestekhanaya gider bir buradan kakırlar, bir buradan kakırlar. Karnım delik deşik oldu hemen. Hadi baba, hadi baba, hadi baba. Evet beyler, herkes evlerine. Saat 12'ye geliyor. Hemen komutanım. Evet beyler, duydunuz komutanı, kahveyi kapatıyoruz. Evli evine, köylü kövüne, hadi bakayım. Toparlı olun. Komutanım, bu sokağa çıkma yasağı başladıktan sonra sokakta yakalanınca tam olarak ne oluyor? İçeri alınıp sorgusu yapılır. Kimlik kontrolü yapılır. Duruma göre bazen bir gece, bazen 2 gece, bazen de daha fazla kalır. Hayırdır? Ya babam bir yere kadar gitti, hala gelmedi. Onu bekliyoruz da. Onun için sordum. 15 dakikası var. Dönse iyi olur. Ah boyları devrilmez. Oh edepsizler. Oh, oh Fatto. Saattan haberleri yok. Oh nerededirler ki? Ah. Anne. Hı? Babam gelmedi mi hala ya? Sokağa çıkma yasağı başlayacak. Bilmiyorum çocuğum, gelmedi işte. Ne yapıyorsa artık, nasıl eğleniyorsa, neye daldıysa o kadar. Yok. Anne. Hı? Babam gelmedi mi daha? Gelmedi abi, gelmedi. Ha? O
Babam mı geldi? Ay abi sen misin ya? Babam geldi sandım. Babam hala sokaklarda abla. Ay ya bir şey söyleyeceğim. Acaba yakalarlarsa böyle abim gibi bir ay falan kalır mı yani orada? Yok artık sen de canım. Allah korusun. Allah Allah. Tamam ya düşünmeyelim öyle. Gelir şimdi gelir. Ulan Refik. Yeni gelin gibi oyalanıyorsun ha. Hadi oğlum be hadi. Patlatacağım hemen seni. Acele edin biraz. Kapatıyoruz kapatıyoruz. Komutanım Allah'tan en yakın biliyor musun? O yüzden yani hiç merak edecek bir şey yok. Hadi bakalım size cümleten iyi geceler, iyi nöbetler. Koş oğlum hadi. Sağ ol. Bekçi sen? Komutanım ben de gideceğim. Ya zaten bekçiyim. Bana bir şey olmaz. Bekçisin ama izindesin. Sivilsin yani. Hadi bizim buralarda bir şey olmaz da başka yerlerde çevirirler. Derdini anlatana kadar sabah olur. Vallahi doğru söylüyorsun komutan. Ben de o zaman ufak ufak gideyim. Peki. Size de hayırlı nöbetler. Bekçi. Efendim komutan. Köpeklere de dikkat et. Köpeklere mi? Dikkat ederim ben bundan sonra. Hadi hayırlı akşamlar. Hadi baba ya, hadi baba ya, hadi ya üf! Of, inşallah gittiği yerde kalmıştır. Tövbe de çocuğum. Allah Allah, niye kalsın gittiği yerde? Kalmasına gerek yok gittiği yerde, döner gelir evine o. Hayır yani sokakta olmasından iyidir diye söyledim ben. Evet evet, ya belki Beyoğlu'nda bir otele yerleşmiştir. Hı. Ne oteli çocuğum, Allah ne işi var otelde? Otel neymiş? Evine gelir. Aa, ya anneciğim işte yani kalsın otelde ne var ki yani hani... Yakalanmasından daha iyi değil mi? Değil efendim. Değil. Üf. Bir de bize dikkatli olun diyor ha. Ya olacak şey mi bu? Abi. Hı. Bir gidip baksak mı ya? Yok ya nereye bakıyorsun? Sokağa çıkma yasağı başladı. Kapıdan çıktığımız anda tepemize binerler. Aman baba ya. Yok, boş boğaz mı? Her şey iyi olur. Hala sırıtıyor ya. Hah, geldiler be. Hah. Oh! Sami abi, şimdi bak bayağı kötü oldu. Bayağı kötü oldu. İstersen onu eve bırakmana yardımcı olayım. Hep beraber alıp götürelim, paketleyelim onu, koyalım. Ha? Yok Fehmi abi, sağ ol. Bir an götürürüm onu. Ya, bu senin gibi mi? Baksana, sen 18 yaşındaki delikanlıları taş çıkartırsın. Valla bak, nasıl gittiysek ürümüne geri geldim. Bak, bak, elbette bak, bak. Çok doğru konuşuyorsun ya. Çok doğru ya. Evet. Bravo, bravo. Hadi, hadi. Hadi öpüşelim ya. Öpüşmeyeceğiz. Neden? Ya ayrılıyoruz ya. Ayrılınca öpüşü böyle. Ya, adet ya. Adet ya. Ha. Ya ayrılıyoruz ya. Adettir ya. Ha. Öpüşeceğiz. Ne öpüşüyorsunuz? Öpüşmeniz gari. Geliyor askerler. Asker çevirdi, asker. Ne? Anne. Ay, ay. Anne. Anne, anne. Yok tamam, bir şey yok, tamam. Yok. Bir baksana, yokmuş anne. Yasak başladı, siz niye gözüyorsunuz? Şeyda. Neyda? Ah evladım be. Bak girmişsin asker evladım. Bırak bunları, bak küçük bunlar daha. Çocuk, benim çocuklarım bunlar. Tabii ya, tabii tabii. Ya, geldik ya, bizim ev burada. Ha, şurası bizim ev işte. 5 dakika geç kaldık ya, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok, 5 dakika geç. Olmaz, emirler kesin, yürüyün. Ya şey senin yüzünden. Niye daha çıkardın gece gece? Başımıza Beyoğlu'nu bakayım. Zaten her şey de benim yüzümden. Peki, vapuru da öyle ağır ağır ben mi kullandım? Hadi hadi, konuşmayın, yürüyün. Hadi. Ah. Ah evladım, bırak gelsinler. Ah be çocuğum, bak gülüyor misin? Ufak bunlar da, küçücük bunlar bre. Bırak be evladım, hatırım için haydi bre. Evet, evet be ya. Bir şey yapsanız da. Baba, geldin hemen. Ya Ahmet, gir içeri, gir içeri. Geliyorum, hemen geliyorum ben şimdi. Gir, gir oğlum, gir. Tamam anneciğim, geleceğim diyor babam, döneceğim diyor. Ay şimdi bir şey olursa, bir şey olursa... Yok, yok anneciğim, yok hemen burada. Geliyorum. Asker. Ne oluyor burada?
Yasak ihlali mi? Evet komutanım. Neden dışarıdasınız? Şimdi şöyle komutanım, ben olayı tamamen açıklayayım. Olay şöyle cereyan etti. Biz gemiye bindik, vapura bindik fakat vapur geç geldi. Dolayısıyla 5 dakika geciktik. Ev şurası, 5 dakika geç. Evet, Fehmi abimin de izah ettiği gibi biz komutanın tek arzından geliyoruz. Hemencik iner inmez koştuk ama sizin kadar ne de olsa genç değiliz, yetişemedik. İşte evladım bak yürüyorsun. Ne kadar gübekler işte bu kadar. Şişman bunlar, nasıl koşsunlar evladım? Ben de göbek yok be ya. Nereden çıkardın onu? Konuşma be, konuşma. Ben bile uçağından beri böyleyim ya. Evet. Nasıl konuşuyorsun? İyi tamam, bırakın gitsinler. Emredersiniz komutanım. Güzel. Siz de bir dahaki sefere biraz daha dikkatli olun. Tamam, hiç merak etme komutanım. Sağ ol komutanım, teşekkür ederim komutanım. Tamam, söz uzatma, bir daha uzatma, uzatma. Sabi, yeter oğlum ya. Dilin yana tutacak. Evet. Yapma, buradan şey yapma. Sami, giriniz çabuk içeri. Çabuk içeri giriniz. Ah, daha ben neler yapacağım sizin için. Çabuk. Tamam. Girelim, ikinci bir emre kadar öpüşme yasak. Hayırlı geceler. Abi. İyi geceler. Yürü be, yürü. Hayırlı geceler komutanım. Gerçekten senin yüzünden Allah. Yürü. Ya senin yüzünden gelmedik, kalmadı öpüşümüz. Ay babacığım, çok korkuttun bizi. Neredesin ya? Korkulacak bir şey yok. Fehmi'cim yani sen sorumluluklarını bilirsin yani artık. Ne olduysa aklın nerelerdeyse yani yapmazsın sen böyle. Evet baba ya, sen daha bu sabah bizi uyardın, biraz dikkat edin sokağa çıkma yasağı falan diye. Ya lan geldik işte ya. Onu icat çıkarmayın, icat çıkarmayın. Bırak. Korkulacak hiçbir şey yok. Geldim. Söylediklerini vereyim baba ben. Gel, bir şey verme. Alayım ben. Soda var mı anneye de? Var. Yeter be, yeter. Ya sen ne zaman gelsen bu mahalle fırtına geçirmiş gibi oluyor be. Hala sırtlıyor beşlik simit gibi. Ah. Ne yaptınız bana? Bırakır mıyım ben daha bir çere sokağa sizi? Meraktan öldürdünüz beni. Yüreğime neydi ha? Edepsiz sarhoşlar sizi. Ha? Edepsiz sarhoşlar sizi. Ha? Neredesiniz? Nerede? Eşek sıpaları. Bunlar sizi. Sus. Ya anacığım sen. Bana, oh, bana neden vuruyorsun? Bana neden vuruyorsun? Vur annem sen. Sus. Vur. Sus. Anneni vurduğun yerde gül biter mi? Susana sen be. Susana sen be. Ya adamda şey yok ya, durmak yok. Yemeğimde ne kadar varsa hepsini vermek zorunda kaldım ben be. Vur anne, oh, yarısın. Yarısın. Versen sen şunu bana. Ver bana. Ben vururum. Anacığım versen onu bana. Ver. Neymiş bakayım, ver ağacık olan. Ulan ben senin her şeyini kaptanmak zorunda mıyım? Anca kaptanmak. Al ya al, ben bununla uğraşamayacağım be. Yüzsüz bu, yüzsüz. Şuna bak. Ben yapıyorum hadi. Ne var ağaçta görün be. Ben seni adam edeceğim. Dur, ben seni ne yapacağım? Kalk, kalk çabuk, kalk çabuk. Siz edepsiz bizi. Ulan, cevşek bu. Kime benzemiş hiç bilmem. Hiç bilmem. Yok bizde böyle bir insan. Dur be istiyorum. Babacığım kahve getirdim sana. Tamam babacığım, sen. Ay babacığım çok korktuk vallahi. Bir daha gece böyle dışarı çıkma olur mu? Ya, çocuk muyum ben ya? İcat çıkarmayın. İcat çıkarmayın. Benim bu. İcat çıkarmamak çok iyi. Kızma baba. Hepimiz çok korktuk. Beni içeri aldıklarında hepinizin ne kadar canı yandı. Şimdi seni içeri alsalar bu aile perişan olur. Hem içeriden gelen haberler çok kötü. Diyarbakır'da, Ankara, Mamak'ta, Metris'te insanlar perişan. Ne oluyormuş abi?
kahraman ırkıma sızmış ihanet. Bütün yüreklerde acı ve nefret. Düşmanların mertliğin hepsi de namert. Türk'e Türk'ten başka yoktur dost nimet. Kahraman ırkıma sızmış ihanet. Bütün yüreklerde acı ve nefret. Düşmanların mertliğin hepsi de namert. Türk'e Türk'ten başka yoktur dost nimet. Atanın verdiği ilkelerle coşanım, onun gösterdiği hedeflere koşanım. Atanın verdiği ilkelerle coşanım, onun gösterdiği hedeflere koşanım. Türkiye'm, Türkiye'm, cennetim benim eşsiz milletim. Yeter! 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 Ülklüğün, gençliğin önleri atan, senin eserindir bu yüce vatan. İzindeyiz milletçe, aşk ile coşan. Yaşa varın Cumhuriyet! Yeter ulan! Yeter! Yeter! Susturun şunu! Yeter ulan! Yeter ulan! Ölüm lan bu! Önleri atan, senin eserindir bu yüce vatan. İzindeyiz milletçe, aşk ile coşan. Yaşa varol Cumhuriyet ey aziz vatan. Atanın verdiği ilkelerle coşalım, onun gösterdiği hedeflere koşalım. Atanın verdiği ilkelerle coşalım, onun gösterdiği hedeflere koşalım. Türkiye'm, Türkiye'm cennetim, benim eşsiz milletim. Türkiye'm, Türkiye'm cennetim, benim eşsiz milletim. Kahraman ırkıma sızmış ihanet, bütün yüreklerde acı ve nefret. Düşmanlarım mert değil, hepsi de namert. Türkiye Türk'ten başka yoktur dost nimet. Yavru ge, dün akşam da sizi öyle bir telaşlandırdık ya. Kusura bakma. Önemli değil. Ne yapıyoruz? Şey yaptık işte ya. Balık çektik. Balık yeme. Daha biraz da demlendik ya. Şimdi tabii demlenince laf lafa açtı. Laf laf derken öyle geç kalmışız işte. Sanki bu yakada balıkçı yok. Ya var da işte Zami'nin kardeşi tutturdu illa ki Beyoğlu'na gidelim diye. Beyoğlu'na özlemiş. Beyoğlu'na gittik mecburen. Niye acaba? Değil mi? Niye illa Beyoğlu yani? Allah. Sami'nin kardeşi işte. Hı. Ben gidiyorum anneciğim. Canım hadi. Hadi. Babasını da öpeyim gel. Hadi. Hadi bakalım. Hadi geç kaldım. Görüşürüz.
Yazık ya, ben bu öğrencilere acıyorum vallahi. Ya benden erken yola düşüyor ya. Şuraya bak. Senden erken de eve geliyor. Fehmi'cim çok şaşıracaksın ama. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım ben ya? Ustacığım, meğerse önlemiş desen olmaz mı? Oğlum kuş beyinsiz, kuş beyinsiz konuşma. Kendini bana takma. Ya sen ölüp de geri dönen gördün mü? Günaydın Nazlı canım. Günaydın. Ben okula gidiyordum da bir uğrayayım dedim. Nasıl olduğunu merak ettim. Moralin nasıl falan. Dün gece uyuyamamışsındır da tabii. Niye ki? Cenaze yüzünden. Ha. Yani. Ay tabii hepiniz mahvoldunuz değil mi? Çok sarsıldınız. Ya aslında Nazlı canım yani durum öyle ki yani aslında dayım o kadar da ölmedi. Yani dayım yaşayan bir ölüydü aslında. Yani hastaydı, yaşlıydı, aksiydi. Acı çekiyordu dayım. Yani aslında kurtuldu dayım. Yani biz biraz o kadar sarsılmadık aslında. Çünkü bekliyorduk. Yani beklediğimiz gibi. Ya olur mu ama öyle şey? Yani yine de acı bir şey. Tabii canım, tabii tabii. Ya o kadar bunaldım ki biliyor musun? Acaba diyorum şey mi yapsak ya? Biz hakikaten bu filme gitsek de ben biraz kafamı mı dağıtsam ya? Biraz kendimi filme verip hani biraz hayatın gerçeklerinden uzaklaşsak mı? Ay olur mu öyle şey? Ergun yani senin ailenin yanında olman lazım. Ya idare eder onlar ya. Yani kuzenler muzenler o kadar kalabalık ki şimdi. Yani ben bir vallahi dünden beri kötüyüm ben Nazlı. Vallahi şuradayım yani doya doya ağlayamadım ya. Vallahi filme gitsek belki de karanlıkta bir şöyle kendimi filme verip vallahi bir doya doya ağlarım. Yok olmaz bence öyle olmaz. Çünkü yani benim bence gitmen lazım. Yani son görevini yerine getirmezsen çok üzülürsün sonra ya, bak. Ya getiririm dönerken mezene uğrar bir su dökerim. Ya ben seni de mağdur etmek istemiyorum yani bu kadar söz verip yani. Ay sen bana söz verdin diye mi böyle gitmek istiyorsun yani? Evet, evet, evet öyle. Ay aşk olsun ya, aşk olsun. Olur mu öyle şey? Olur işte, oldu, oldurdum. Hayır olmaz, ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Nazlı, Nazlı, Nazlı. Az şu, 11'im 12'im. 11, 11 sende, 12 bende. Ben o filme gideceğim. İki elim kanlı olsa gideceğim. İster gelirsin, ister gelmezsin. Ağla burada. Tamam, peki o zaman. Emin misin yani? Evet. Bak gerçekten. Evet. Tamam o zaman. Ergun de. Ergun. Diğer dillerini yerim. Görüşürüz. Güle güle. Nasıl bir adamsın sen Ergun? Nasıl bir adamsın oğlum sen? Basri abi. Efendim? Ya sen çok düşünüyorsun ama ya. İleriyi görmek için çok düşünmek gerekir Niyazi. Bu kadar çok düşünme sen. Şah. Ne oldu? Kim kazandı şimdi? O. Bana da öğretsenize şöyle. Ama şeyi biliyorum ha. Şah. İyice yıkılmayacak. Hep böyle ayakta kalacak değil mi? Evet. Kenan Evren gibi. Nasıl be? Kenan Evren de en son kalacak. Asla devrilmeyecek. Niyazi. Ne diyor bu? Ben hiçbir şey anlamıyorum gene. Ne diyor? Kenan Evren hepimizi mat edecek diyorum. Sen abicim. Heh. Sen bu oyunu öğrenemezsin. Çünkü çok sinirlisin ya. Bu oyun sabır işidir. Bu oyunun ana temasında sabır vardır. Sende de o yok. Güzel. Güzel. Kim sinirliymiş? Ya sinirli miyim? Ya sakinim. Nereden çıkardın? Nereden? Niyazi doğru söylüyor Sami. Sen kızma birader bile oynayamazsın. Dur lan. Bir de. Oynayamazmış. Bir de. Çünkü sen içindeki sinirli Sami'ye hala söz bile geçiremiyorsun.
Bak bak bak, her şeyi bilen adam konuştu. Elvan, hadi bakalım sen o senin bir tane kızma biraderin var ya, koş çabuk onu getir evden de. Görsünler de bunlar benim dışımdaki sakin Sami. Hadi hadi, hadi hadi bakalım. Ya sen var. Günaydın. Günaydın. Sinema biletlerini Ergun'a geri verdim, bilgin olsun. Geri mi verdin? Neden? Sen biletlerin ona ait olduğunu söylemiştin. Bence biletler kime aitse ona geri verilmeli diye düşündüm. Gülden, Gülden, bir dakika bekler misin? Bir dakika, sadece bir dakika. Yerinden eminsin. Ergun. Hayırdır ya? Ne oldu? Gülden biletleri sana geri vermiş. Evet. Sen de aldın mı? Bıraktı gitti abicim, ne yapayım? Verir misin onları? Olmaz Ahmet, veremem. Ya artık ben o kıza o biletleri hediye ettim. Hediye hiç geri alınır mı? Ya kendi geri getirdi, ben ne yapayım? Ver onları, ver. Ya veremem. Ne demek veremem ya? Verir misin onları? Veremem ya, sadece biri bende. Ergun, ver. Vermiyorum. Ver. Vermiyorum. Ver dedim. Vermiyorum, al. Sağ ol. Ne yapıyorsun anlamıyorum ki. Öbürü nerede? Nazmiye'de. Ha şu senin kız. Evet. İyi güzel, ikisi kız kıza gitsinler o zaman. Bu benim sana hediyem. Bir daha da benim hediyemi kimseye verme. Tamam mı? Ya bu filme bu kadar gitmemi niye istiyorsun anlamadım. Çünkü bu filme gitmeyi sen çok istiyorsun. Ve sen bir şeyi çok istediğin zaman onu ben de istiyorum ve bunun için uğraşıyorum. Belki bir gün anlarsın. Çok teşekkür ederim. Baba Sami seni evine geri gönderiyorum. Çüz, görüşürüz. Ama iddia ya. Kaçıncı bu be? Kaçıncı? Kızma Sami. Kızma birader. Kızma birader. Bana bak. Şişt. Kim aldı bunu? Kim çağırdı? Kim aldı bunu? Kim şey yaptı bunu? Sami abi. Dördüncü lazım dedin. Sen gel otur dedin. Ha? Ben... Sami abi lütfen sıra bende. Ne oldu? Ne oldu? Sami abi. Kusura bakma ama bir piyonunu da ben geri yolluyorum. Hani sen beni seviyordun? Hani bak, hani bak. Hani ulan? Hani sinirlenmek yoktu Sami abi? Ne bu be? Çocuklu abine mi oynamıyor artık bunu? Ben oynamayacağım. Tamam hadi ben oynamayacağım. Çocuklu abine mi oynamıyor bunu? Hadi sakin olacaksın Sami. Sınır be! Sınır! Hadi buradan. Hadi. Erol Taş Baba Sami. Sinirlenme ya. Yemin ediyorum 46'lık abi gibi olursun ha. Ama Allah'tan bununla oynamıyorsun ha. Yani yapamazsın. Yapamıyorsun yani. Çok zor olur çünkü zeka ister bu. Bunu yapmak çok önemli yani değil mi? Eyvah. Sen de çeviriyorsun bakalım orada. Tamam. 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 Senin o gözünü ottan adak alırım oradan ona takarım. Böyle çevirsin, anca dünyayı böyle görürsün. Buyur lan! Tamam ya. Tamam. Sami abi lütfen. Ya Sami abi hani sinirlenmek yoktu? He? Hani sinirlenmek yoktu? Kim sinirleniyor be? Ben sakinim bir kere. Hakikaten o kadar sakinsin ki. Ya. Ne yapıyorsun be Sami? Aynı diyeceğim ama değil. Arkadaş ne çok aranan varmış ya. Yolla bitmedi. Araç hareket etti mi? Dört kişi daha yolladık şimdi komutan.
Ya her sorgulanandan bir şeyler çıkıyor. Yani bu liste böyle uzar gider. Siz de boylu boylu bayağı bir kaldınız burada komutan. Aman, aman sorma ya, sorma. Ne güzel bu ihtilal olmadan önce emekli olacaktım. Ne iyiydi ya. Öyle deme ya, öyle deme. İyi bir yerdesin, iyi bir yere düşmüşsün. Bizim mahalleye düşmüşsün. Şanslısın komutan ya. Kahvesi var, manavı var, bakkali var. Geziyorsun, dolaşıyorsun, takılıyorsun buralarda. Ya kışla da olsaydın? Doğru, doğru. Ben bunu çok düşündüm. Biz burada efendim yakaladıklarımızı gönderiyoruz Rıza Komiser. Ama orada ne giren belli ne çıkan belli. Ya. Evet. Çok adam alındı, çok. Yani ne olacak bu kadar adamı, ne yapacaklar, nasıl ayıklayacaklar bunları anlayamadım ya. Vallahi bu soruşturmalar, şunlar bunlar, bu bayağı uzun sürer yani. Anladın mı? Bu arada Milli Güvenlik Konseyi iki idame daha onayladı. Biri sağcı, biri solcu. Cinayete karışmışlar. Ya bu idamlara ne gerek var ya? Yani ama neyse üstlerimiz bilir canım tabii. Neyse zor günleri atlattık gibi komutan. Ama daha çekilecek çok acı var galiba. Oysa ben veremezdim onun verdiklerini. Güle güle sevgilim, unutmalıyım seni. Aşkımız bir günahmış. Ya oğlum çalma böyle şarkılar, etrafta askerler var. Acım büyük gerek Kamet. Acım büyük demek ki. Doğru ya. Senin cenazen vardı değil mi? Cenazen vardı. Cenazen var. Tekrar başın sağ olsun Mervin. Eyvallah dostlar sağ olsun. Allah sabır versin. Cümlemize, cümlemize. Sen mutlu ol, madem beni almıyor, mutluluğa giden yol. Ben razıyım sevgilim, yeter ki sen mutlu ol. Hayır gözyaşı Hayırdır be oğlum? Bu aralar seni burada otururken çok sık görmeye başladım. Dikkat ediyorum da hep aynı yerdesin ve aynı bakış açısında. Hayret, hayırdır. Mesut abi, bana her şeyi de ama bu masada oturamazsın deme abi. Ne bağırıyorsun lan? Yavaşı bozuk. Allah Allah, tamam otur. Otur otur. Ama boş oturanı sevmem ha, çay iç. Oğlum Refik, bir tane çay yapıştır bakayım buraya. Aa, Mesut abi. Söyle. Sana parfüm vereyim mi? Ulan selam verdik, boşlu çıktık be. Ne parfümüymüş bunlar ya? Mesut abiciğim, bak şimdi. Bu tarafı erkek, bu tarafı yok, bayan değil. Bu tarafı erkek, bu tarafı bayan. Ya Mesut abi, dün gece Allah seni inandırsın... Fehmi abiye yanlışlıkla
bayan parfümü sıkmışım. Kadın kokusu kokuyor. Değil mi? Kadın kokusu yani resmen. Kadın kokusu. Nurten. Ha? Feymen'in bir dostu mu var? Ya. Ya. Ay yok canım. Aa, aa, daha neler? Yok yok. Feymen abi yapmaz. E nasıl sindi o zaman bu kadın kokusu onun ceketine bu kadar? Ne zaman oldu bu? İşte geçen gece. İşte Sami Bey, kardeşi Fehmi falan böyle bir Eğren Bey'e gittiler. Bir geldiler, ceket böyle kokuyor. Yok yok, o Sami abinin kardeşini gördüğümde de gözüm tutmamıştı zar. İşte bak. İşte. Bu yaşta ya. Bu yaşta benim başıma burada mı gelecekti? Ben şimdi ne yapacağım? Ay öyle deme kız Rukiye abla, deme öyle ya. Ne diyeyim? Ne diyeyim, bana bir söyle ne diyeyim? İşte eğlenmeye gidiyoruz, balık gezeceğiz ama falan. Yalanmış hepsi işte. Kadına gitmişler, kadına gitmişler. At gelir, at gelir onu, at gelir. Aa bak ha Fehmi abi. Yanmıştır senin için şimdi ha. Sağ ol ya, sağ ol sağ ol. Yanmak ne kelime ya, su kaynattı. Ya bir balık yedik, iki kadeh bir şey içtik. Ya, iki gündür suratıma bakmıyor hanım ya. Değil mi? Ya vallahi ben o konuda çok şanslıyım abi. Bizim hanım hala abisinde. Eğer burada olsa var ya, yengeden daha fena surat yapardı bana. Ya Allah'tan senin birader uyup da o gazinolara falan gitmedik ha. Ha bir de gazinoya gitseydik, boşardı beni yani. Yok be, gider miyiz hiç? Ya o saatte ne eğlencesi, nereye gidecekmişiz ki biz? Ya iyi yaptık gitmedik. Hem zaten bu eğlenceye falan para mı dayanır ya? Nereden bulacağız o parayı? Biz geçinmeye zor buluyoruz. Nazmi'de para hiç bitmez. Nasıl bitmez? E bitmez. Çünkü hiçbir zaman kendi parasını kullanmaz. Hep başkasına, hep başkasına. Ya anlamıyorum Fehmi abi. Bu adam sülalede kime çekti acaba? Sıkıldı artık benden tabii. Senelerdir ne bir tatlı bir söz, bir çiçek mi bir şey değil mi? Hiç yok. Tabii böyle olacağı belliydi işte bak. Ay Rukiye abla öyle bir söylüyorsun ki sanki bizde var. Tapma kafana Allah aşkına ya. Erkek milleti değil mi annem? Gider, gezer, eğlenir, yine sana geri döner. Ya ceketinde bir kadın kokusu var diye boşanacak halin yok ya canım. Aa. Yok canım. Ya boşanmam tamam ama yani... Bu
buralarda kalamam ben artık. Nurten yok. Daha neler? Ay nereye gideceksin kız Rukiye abla? Ne bileyim işte. Ay Rukiye abla, acele karar verme ne olur. Bak hem ne demişler? Sinek kadar kocam olsun, başımda bulunsun. Bir kadın başına kalmak kolay mı canım? Aa. Yok sen otur Fehmi abiyle böyle adam akıllı bir konuş. Ne diyecek Nurtenciğim? Ha? İnkar edecek, ne diyecek? Etsin annem, inkar etsin. Ne var? Hem çoluğun çocuğun var kız Rukiye abla. Ne olur yıkma yuvanı ya. Onun da var çoluğu çocuğu. O utanıyor ama o yapıyor ama. Ha, onun çoluğu çocuğu yok. Buyurun. Ya haklısın da. Ben bak bu işin peşini bırakmayacağım ben. Ben anlayacağım. Dur bakalım dur dur. Dur sen dur. Ya bir daha da öyle eğlenceye mi eğlenceye gitmem ya. Evde huzur kalmadı ya. Vallahi çok doğru söylüyorsun Fehim abi. O nam da bizim yüzümüze bakmıyor. Ne yapıyorsunuz be ya? Aynı be ya. Elvan, ver odan bakan bir çay be kızım amcana. Tamam amca, getiriyorum. Abi, bana ne var? Ne var? Dün gece hiç güzel bir yere götürmedin sen bizi. Bu akşam şöyle doğru dürüst bir yere götür, gene gidelim. Yok, hiçbir yere gidelim. Ya sen bana baksana. Sen buraya anımı alıp memlekette götürmeye gelmedin mi? Götürmeye gelmedin mi? Tamam. Ama yok. Ama yok. Allah Allah. Geldiğin emri abiri humini gırtlak. Yan gelip Osman dört tonun bostan. Yata yata böyle oldun. Bak hala sırtıyor cavcağa bak. Hadi bakalım. Hadi bakalım sana artık ufak ufak yol gözüktü. Hadi bakalım. Hadi. Bunda iç yüz yok be. Fehmi abi surata bak bak. Bak. Tövbeler olsun ya. Elmaya gel, elmaya gel, elmaya gel. Sulu sulu, kütür kütür elma. Yiyenler oh diyor abi. Elma güzel, ben ne abi? Ne oldu lan? Yok bir şey birader. Vallahi kayınvalideyle mi kapıştın? Kızıyla. Oğlum var ya sen de eşinle İranlı Irak gibisin ha. Barışın bir oğlum artık. Barışacağım da bileler, barıştırmıyor ki. Boyuna sorun, boyuna sorun. Ne oldu, bir şey mi yaptı? Mahmut Paşa'ya gitmiş patıs kalmaya. Ne yani, buna mı kızdın şimdi sen? Ne var bunda kızılacak ya? Hoppala, laf mı şimdi seninkisi? Nasıl ne var bunda kızılacak ya? Nasıl gidiyor kardeşim? Nasıl gidiyor bileler? O tek başına bir kadın, o kadar adamın arasında tek başına ne işi var ya? Adamı tav ediyor be. Bütün asfalyalarımı attırdı. Hayret bir şey. Allah Allah. Oğlum sen kıskançsan ben ne yapayım? Görüyor musun susmuş? Allah Allah. Ya ben karım dışarı çıkamıyor diye üzülüyorum. Bu dışarı çıkıyor diye kıskançlıktan deliriyor. Var ya insan karısının, kızının, çoluğunun, çocuğunun, insanın kıymetini bileceksin susmuş. Üç günlük dünya. Elma. Yeme bakalım. Sulu sulu elma. Yiyenler roh diyor abi. Elma güzel, ben ne yapayım? Ay Rukiye abla, ne diyeyim yani ne olur bak acele karar verme tamam mı? Sen sakin ol. Hem yani erkek milletidir. Hem evinin direğidir. Nasıl direkse başka kadınlara eğiliyor ama. Merhaba. Merhaba Fehmi abi. Neyse, ben kalkayım Rukiye abla. Dediğim gibi, ben bir gideyim ocakta yemeğe bakayım. Oldu canım. İyi günler size. İyi günler, iyi günler. Allah Allah ya. Ya insan yemeği ocağın üstünde bırakıp komşuya gelir mi ya? Hayır olacak. Yani ne kadar önemli olabilir ki anlatacağın şeyi yemeği bırakıp geliyorsun. Çok saçma, çok saçma. Acayip saçma.
Ha şimdi ne olur? Yemek taşar. Ocağı söndürür. Ocak söndürecek ocak gaz kaçırır. Sonra bir kibrit çakarsın. Allah muhafaza infilak al işte. Anarşiye geri döndük ya. Bom. Abi. Bom. Diyorum ya. Abi. Sonra bakmışsın bizim üst kat yok. Üst kat yok. Bizim birinci kat ve teras olmuş ya. Çok güzel. Çünkü o espri çok güzel ya. Çok güzel espri bu. Birinci kat terastayız. Çok güzel ya. Fehmi. Rukiye. Rukiye. Sen konuşabiliyor musun ya? O. O. Sen benden sıkıldın mı? Rukiye. Ne biçim konuşuyorsun ya? Aa, niye sıkıldın durup dururken? Yani hani 30 senedir evliyiz. Olabilir, olabilir. Yeni şeyler arıyorsundur belki. Olabilir. Rukiye saçmalama ya. Allah Allah. Aa. Nereden çıkardın şimdi bunu? Abi arkadaşlarla dışarı çıkıp iki lokma yemek yiyip sohbet ettik diye mi diyor? Ayıp çok ayıp. Çok ayıp. En ayıp ya. Sanki ben daha önce hiç çıkmıyordum. Ha sen komşu komşu dolaşıp çene çalıyorsun. Biz arkadaşlarla iki sohbet ettik. Bu oldu ha. Çok ayıp. Çok ayıp ya. Sohbetti mi? Sohbetti mi Fehmi Bey? Artık arkadaşlarla, kadınlarla, madınlarla sohbet. Oh! Kadınlarla, madınlarla ben. Ne kadını ya? Hemen inkar, hemen inkar. Nasıl biliyorum ben bunu nasıl biliyorum? Hangi kadınlarla hatırlamıyorsan bak al kokla bunu. Al kokla. Belki kokusundan hatırlarsın o kadını. Belki kokusundan hatırlarsın. Ya Rukiye. Gel ya. Rukiye. Ne? Ya hiçbir şey bilmiyorsun sen ya. Hiçbir şey bilmiyorsun. Şey var ya bizim butik Ali. Ha? Ha, o parfüm sıktı ya benim üstüme. Onda kadın parfümü varmış onu sıktı ya. Ay Fehmi'cim Allah aşkına hiç gerek yok böyle yalanlara. Lütfen küçülmeyelim lütfen yani lütfen. Ben bu koşulda artık daha da burada kalamam. Anneme gidiyorum ben. Ya Rukiye saçmalama ya. Ya Rukiye. Aa. Ya evet o parfüm. O parfüm, kadın parfümü, butik Ali'nin parfümü ya. Butik Ali. Yaktım seni ya. Çok acayip yaktım. Çok acayip. Bahtiyar abiciğim. Bana her şeyi de ama bana parfüm lazım değil deme. Gözünü seveyim abi. Lan kardeşim lazım değil bana parfüm parfüm ya. Allah'ını seversen yapma Ali. Hem erkek adam parfüm çıkar mı oğlum ya? Oldu oldu. Bir de kadınlar gibi makyaj yapalım sana. Allah Allah. Bahtiyar abi parfümü kim icat etti biliyor musun? Kim icat etti kardeş? Fransız bir kasap. Hadi lan abici. Olur mu öyle şey? Kasapmış. Allah Allah. Aha. Abiciğim bana her şeyi de alırım lan. Kasapmış deme. Abi gözünü seveyim. Adamlar sabahtan akşama kadar etin, kıymanın, böbreğin, dalağın içindeler. Akşam bir geliyorlar üzerlerine sinmiş o et kokusu. Mantıklı. Birader butik doğru söylüyor ha. Sen de acayip et kokuyorsun. Eve gidene kadar 10 tane köpek takılıyor peşine. Hav 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 hav. Ya Mesut sen yapma bari birader ya. Ne kokacağım ya? Gül suyu mu kokuyorum Allah'ını seversen. Bahtiyar abi üzerine bastın. Kaldır ayağını. Güzel abiciğim bunu sıktığın zaman mis gibi kokacaksın. Mis. Akşam eve gittiğinde yenge hanım böyle suratını büyüştürmeyecek abi. Aksine hoş geldin kocacığım diyecek. Boynuna sarılacak senin. Lan Butik Ali. Böyle yengen seni karşılayacak falan diye söyleme. Seni ilgilendirmez ha bak bana. Satır aldırma dükkandan. Kemiksiz tartarım vallahi seni. Allah Allah. Aman satırı aldırma bana dükkandan. Satılı aldırma. Hemen sıkıştın hemen satıra git. Bahtiyar abi. Bana her şeyi de ama satır deme Bahtiyar abi ya. Ya birader sen de sakin ol ya. Laf mı şimdi seninkisi? Ne satırı ya? Satır nereden çıkıyor? Bak Butik haklı. Şimdi ben şahsen kadın olsam senin boynunu atlamam aradığında. Artı Bahtiyar abiciğim. Parfümün icadını yapan bir kasap olduğu için kasaplara %15 indirim. Vay be tosuna bak kaplı %15 indirimi.
Kasap olmak var danesini satayım. Kefa Şerol, Ali. Şu parayı al, ver. Allah'ını seversen bir daha da benim dükkana uğrama. Eyvallah. Bileder, bir tane de bana ısmarlasana. Oldu canım, sağ ol. Allah. Vereyim şuradan bir tane, ne olacak ya? He? Bakayım oğlum, ne var orada? Ali, bak eğer yengem boynuma atlamasın vallahi satır alır gelirim peşine ha. Ha hemen satır, gene hemen satır. Gene satır. Satır alırım gelirim, hemen satır. Dur hemen gidiyoruz. Ne oluyor Pepe abi ya? Güzel gidiyoruz, güzel. Abi ne yaptım ben şimdi ya? Yürü şokolata. Abi yürü. Allah Allah, ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Hala! Nereye gidiyorsun ya? Bu bavul falan ne? Bavul işte. Anlatsın eniştene, sor. Anlatsın o sana. Hayır, dur bir dakika ya. Nereye gidiyorsun? Ben onu anlamadım. Şahin çocuğum, hiç seninle uğraşamam. İşte ayakkabıların nerede benim? Ya vallahi bırakma. Yemin ediyorum bırakmam hala. Nereye gidiyorsun söyle. Tatile mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Baksana. Bavulu maşallah tepelemeye kadar doldurmuşsun. Şahin, nereye gidiyorsun? Şahin'cim bırak çocuğum. Hayır bırakmayacağım ya. Şahin'cim. Anlatsana ya. Şahin'cim. Anlatsana. Anlat, her şeyi anlat. Ev halkı gerçekleri duysun. Anlat bakayım, anlat. Fehmi abi, neyi anlatayım Fehmi abi? İnsan bilmediği şeyi nasıl anlatır Fehmi abi? Ya geçen gün ben takım elbiseliyken sen bana parfüm satmaya çalışmadın. Anlat ya, her şeyi anlat. Çalıştım. Yüksek sesle, yüksek sesle. Çalıştım Fehmi abi. Ha, peki ben parfüm istemem deyince sen bana bedava olsun benden abi, ben sıkayım üstüne deyip sen bana parfüm sıkmadın mı? Anlat, her şeyi anlat, tek tek anlat. Sıktım. Her şeyi bilsin ev halkı. Sıktım Fehmi abi, sıktım Fehmi abi. Peki, o parfüm kadın parfümü değil miymiş? Yüksek sesle söyle. Evet de, doğru de. Evet Fehmi abi, kadın parfümü. Fehmi abi, olur böyle vakalar. Türk polisi yakalar. Bakın Fehmi abiciğim, çoğu zaman yerleri karıştırıyorum. Bu taraf erkek tarafıyken, bu taraf bak tekrar karıştırıyorum. Bu da bayan reyonu bu taraf işte. Fehmi abi, bayan reyonu bu taraf. Abi bir gün ben seni bir karıştıracağım, onlar da yerine oturacak. O zaman hiç karıştırmayacaksın. Hiç karıştırmayacaksın. Ya senin yüzünden ailem dağılıyordu ya. Bana her şeyi de Fehmi abi. Ama butik Ali yuva yıkar deme abi. Ya. Şimdi anladın mı? Ben bir şey anlamadım ya enişte. Ben hiçbir şey anlamadım. Böyle kaldım yani. Bak. Ya dur, ben anlamam zaten. Niye anlıyorsun ki? Senin anlayacağın bir şey yok. Allah Allah. Bu ne? Sen alırsın mı? Ya şimdi o koku... Bu... Şeyden... Oradan mı yani? Evet desene, duysun ya. Evet Rukiye yengeciğim. Hatta Rukiye yenge... Parfümün kokusunu beğendiyseniz... Kendimi de affettirmek amaçlı... Size... %15 indirimle takdim edebilirim. Ne dersiniz? Saygılar. Senin işin bitti ya. Yapmayın. Fehmi abi. %20 Fehmi abi. Pes yani. Benden böyle bir şey beklediğin için çok ayıp. Çok ayıp. Fevkaladayım ya. Çok ayıp. Lan. Senin üstüne hiç gül koklar mıyım ya? Ay bana koklamak deme Fehmi. Vallahi sinirlerim bozuldu ha. Öyle. Hı. İlk defa seni bu kadar çabuk bavul toplarken gördüm ya. Bir yere gideriz 3 gün sürer senin bavul toplaman. Uzat yana, uzat. Uzat o yana. Yok. Uzat o yana ya. Yok. Ya uzat. Allah Allah. Uzatma, uzat. Bir dakika be. Mesut, bir çay alayım. Mesut, hop, çay dedik çay. Ne düşünüyorsun ya? Yine karıyla kavga mı ettin yoksa? Sana ne oğlum? Sen şimdi benim karımı ne soruyorsun? Sana ne? Ben sana söyleyeyim ya, yani ne düşünüyorsun dedim. Sorma birader, sorma. Bana da bir şey söyleme. Allah Allah.
Ne kıskanç adammış bu ya. Nazlı canım, özleyeceğim, sevdiceğim. Ne yaptın? Ne yapayım? Dün ben sinemaya gittim Ergun. Biliyorum, biliyorum. Biliyorsun. Gittim, yanıma da Gülden oturdu. Nasıl oldu bu iş acaba diye. Bir de senden öğrenmek istiyorum bunu. Şimdi özleyeceğim. Şöyle oldu ki, şöyle ki... şimdi bende iki bilet vardı biliyorsun. Ben o iki bileti Gülden'e vermesi için abine verdim. Abin o iki bileti Gülden'e verdi. Sonra Gülden iki biletle geri döndü, bana geldi, biletleri geri verdi. Ardından... ben biletin tekini sana verdim, biri bende kaldı. Abuk sabuk, abin tekrar geri geldi, o bileti aldı. Otomatikman biletlerden biri abin üzerinden Gülden'e, biri benim üzerinden sana geldi. İki bilet yan yana olduğu için siz de sinemada yan yana düştünüz. Ki bütün bunların hiçbir önemi yok. Önemli olan şu, Şampiyon filmine gitmeden de ağlanabiliyor. Ben bunu çok iyi anladım. Anladım. Çünkü biz abinle burada pöf kaldık yani. Ama ben bütün bunları bana anlatmamanı hiç anlamadım. Bunları sana anlatmamamı, anlamamanı ben çok iyi anladım. Ama senin burada anlaman gereken daha önemli bir şey var. Abin o biletin kendisinden Gülden'e gittiğini biliyor. Diğer biletin benden sana nasıl geldiğini bir sorarsa... işte o zaman kimsenin anlayamadığı anlaşılmaz bir şeyin içine kalacağız diye... ben şu an seni de paniğe kaptırmak istemiyorum. Kız dur, halledeceğim, halledeceğim. Ben halledeceğim. Ben hepsini halledeceğim. Nasıl halledeceksin Ergun? Ay, bu işi nasıl kıvıracaksın sen? Nasıl kıvıracak bu? Abim anlayacak. Hayır, hayır anlamayacak. Nasıl halledeceksin? Halledemeyeceksin ya. Nasıl vurma halledeceksin kendini ya? Bacağına vurma. Ama kendini dövme. Abi. Nazlı. Abi. Nereden? Okuldan. Görüşürüz abiciğim. Fırfır. Gel buraya gel. Efendim Ahmet abi. Bu ne? Bu tornet. Tornet. Görüyoruz onun tornet olduğunu. Oğlum sen daha geçen gün düşüp yaralanmadın mı? Ya düştüm de yani dizimdeki yara kabuk oldu. İyi. Yolma sakın o kabuğa. Yolma. Ver bakayım şunu. Vay vay vay. Yeni mi bu? Yeni, bunu Salim abim yaptı. Ellerine sağlık ama biraz daha büyük bilye kullansaymış daha iyi olurmuş. Bana bak, görüyorum seni. Yokuşun en tepesinden salıyorsun kendini aşağı, tehlikeli oluyor. Ortasından başla oğlum, dikkatli ol. Tamam, tamam, önemli değil, tamam. Ben seni dedim. Tamam, 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 önemli değil. Dümenden şey yapıyorsun bana. Oğlum, önemli diyorum ben sana ya. Dikkatli ol, hadi. Hadi, tamam. Yokuşun ortasından, en tepesinden çıkma. Hadi, tamam, iyi hadi, günler. Hadi, eyvallah. Gülden. Ne haber Ahmet? İyiyim, sen nasılsın? Gayet iyiyim. Gittin mi Şampiyon filmine? Ay evet, gittim. Çok teşekkürler Ahmet ya. Harika bir filmmiş. Çok çok duygusaldı. Sevindim. Ay Nazlı ile ikimiz bir ağladık, bir ağladık, sorma. Nazlı ile mi ağladınız? Evet, Nazlı ile ağladık. Nazlı'nın ne işi varmış sinemada? Ben Nazlı mı dedim ya? Ha şey, Nazlı ile, evet Nazlı ile gittik. Şey, bir tane daha fazla bilet olunca Nazlı da geldi benimle. Ha sen sormadın mı Nazlı bileti nereden almış diye? Hayır. Sormadım. Ya niye sorayım Ahmet? Yani iki tane bilet vardı. Bir tanesi sende olduğuna göre Nazlı'ya sen vermişsindir diye düşündüm işte. Yani. İyi. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Oo, Ahmet Bey, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bir çayımızı içer misiniz? İçmem. Ne oldu? Canı sıkkın gibi. Sıkkın. Ne oldu? Gülden'le karşılaştım. Aman. Yine ters bir şey söyledi değil mi? Ters bir şey söyledi, evet. Ne diyor? Şunu diyor. Hani dün ona ben bir sinema bileti vermiştim. Şu Şampiyon filmiyle ilgili. Ha. Film de baydı ya. Ha. Baydı. Feci baydı. Şu tesadüfe bak ki Gülden Şampiyon filmini seyretmek için gidiyor. Yanındaki koltukta kim oturuyor biliyor musun? Hadi tahmin et. Butik Ali. Nazlı oturuyor.
yok artık. Allah Allah. Nasıl olmuş o ya? Çok güzel soru. Ben de onu merak ediyor ve soruyorum. Nasıl olmuş o? Nasıl oluyor da Gülden'in yanındaki koltukta Nazlı oturuyor? İki tane bilet vardı. Ben birini Gülden'e verdim. Kaldı bir bilet. O bileti de sen şu kıza vermiştin. Neydi? Nazmiye. Nazmiye. Evet, Nazmiye'ye verdim. Şimdi soru şu. Nasıl oluyor da Nazmiye'deki bilet Nazlı'ya gidiyor? Çünkü çok basit. Yani demek ki Nazmiye'de bileti Nazlı'ya vermiş. Çok doğru. Ancak evet, öyle olur. Tamam yani. Nazmiye bileti Nazlı'ya verdi. Peki, kazık olduğunu tahmin ettiğim bir soru daha geliyor. Nazmiye Nazlı'yı tanıyor mu? Abi demek ki tanıyor. Tanıyor ki veriyor. Veriyor ki tanıyor yani. Ulan ben daha tanımıyorum şu Nazmiye'yi ya. Nazlı nereden tanıyor? Bir Nazmiye'dir gidiyor ya. Bir göremedik şu Nazmiye'yi. Sanki ben görebiliyorum Nazmiye'yi. Sanki ben, bak basma damarıma, sanki ben görebiliyor muyum Nazmiye'yi? 4,5 saat sabaha kadar nöbet tutmuşum balkonun altında. Bir kere yüzünü, gözünü göstermemiş pencerenin arkasından. Dışarı çıkamıyor kız, pek çıkmıyor. Çıktığı yok. Nazmiye yani dışarı pek çıkamıyor yani, öyle mi? Evet. Peki bu dışarı bile çıkamayan, pek dışarı çıkamayan kız nasıl oluyor da bileti Nazlı'ya veriyor Ergun? Nazlı onun pekine denk gelmiş demek ki. Ne bileyim ben canım, ona da git Nazlı'ya sor. Ma Nazmiye'ye sor. Nazmiye'ye sor. Bilet veren Nazmiye'ye, Nazmiye'ye sor. Nazmiye'ye sor. Nazmiye'ye sor. Olur, sorayım. Nasıl soracağım lan? Daha tanımıyorum bile kızı. Nazmiye'yi ben tanıyorum. Ben sorarım. Nazmiye'yi ben sorarım. Ergun. Tamam mı? Sen şu Nazmiye'yi bir getirsene, bir tanışalım ya. Oho! Taktınız Nazmiye'ye bugün. Gelen Nazmiye'yi soruyor, giden Nazmiye'yi soruyor ya. Ben göremiyorum sevgimi. İlla sevgilimi... Allah'ım yarabbim, hasbinallah fesubhanallah. Ergun, geri gelince mangalda kül bırakmıyoruz değil mi? Biz arkadaşız, kardeşten öteyiz diye. Bu nasıl kardeşlik lan? Bu nasıl bir sırdır ya? Bir Nazmiye'dir tutturduk gidiyor. Şunu bir getir de bir göreyim ya, bir tanışalım bakalım. Ahmet, haftada bir yükseliyorsun bana bak. Haftada bir tırmanıyorsun, kalbimi kırıyorsun bak. Arkadaşlıksa, sırsa, kardeşlikse... Ulan ben de yarın seninle Nazmiye'yi tanıştırmazsam. Yarın işin varsa sonraki gün. Tanıştırma... Yarın getir şu kızla bir tanışalım. Yarın. Tamam, eyvallah. Eyvallah. Sonra benim işim çıktı falan dinlemem ha. Bana şey çıkarma. Sorun çıkarma. Of. Ustacığım yandın sen ha. Bence Ahmet abi uyandı işi. Ya bir şey uyandı yok. Bir şey uyandı yok. Tek sorun benim. Hemen bir Nazmiye bulmam, uydurmam lazım. Benim bir Nazmiye bulmam şart. Benim bir Nazmiye bulmam lazım. Ya usta, Nazmiye kim? Pazarda mı satılıyor bu? Nereden bulacağım Nazmiye'yi? Oğlum yapma, bu saatte yapma yavrum, yapma. Bebeğini koşturuyorsun, bak terliyorum, gömleği izi yapıyor, eve gidecek vaktim olmuyor. Yapma, çık dışarı, ben bir Nazmiye bulacağım, hadi yavrum. Hadi koçum, hadi. Yapma oğlum, yapma. Butik adı olabilir. Yapma oğlum, yapma ne olur. Yapma, kafamı bir toplayayım yavrum. Kafamı bir toplayayım, seni sonra öldüreyim ben. Ben bir Nazmiye bulacağım. Tamam, sen şimdi öyle şeyler yapmasın ama... Ama ne ya? Ama ne? Ne bileyim, benden sıkıldın zannediyorum ben. Ya Rukiye, senden niye sıkıldım durup dururken ya? Allah Allah. Çünkü biz hani gençken böyle her şeyi beraber yapardık. Gezmelere giderdik. Böyle ne bileyim hani... Şimdi... Ya. Sıkılmamış olsan gene götürürsün ama olmuyor ya, sen de biliyorsun. Ya o zaman gençtik ya, Allah Allah. Şimdiki bir yaşta değildik ki. O zaman enerjimiz vardı. Sokak deyince hayda sokağa çıkıyorduk. Eğlence deyince hayda eğlenceye gidiyorduk ya. Ya o zaman gençtik tabii, şimdi öyle mi? Allah Allah, gene var enerjimiz. Nerede var ya? Ben işe gidiyorum, yorgun argın geliyorum vallahi ya. Yatağı zor buluyorum ya. Haklısın Fehmi'ciğim, sen de haklısın. Tabii canım, çok ölüyorum yorgunluktan ben ya. Ay!
Ay ben bir... Ay ne yapsam böyle bir... Su mu ısıtsam diyorum, ne yapsam? Dedin, dedin Nurkiye. Su mu ısıtsam dedin? Ama yok şimdi senin enerjin yok anacığım. Nasıl yorgunsunsa yok yok. Yok yok, sen kalk suyu ısıt ya. Kalk yok, kalk yok, kalk yok. Kalk. Hadi. Hemen suyu ısıt Nurkiye. Sen dinlen dinlen. Ay bu. Ay yazık. Yapma, yapma Nurkiye. Uyku bastı. Bir de başıma bir ağrı bu. Burada böyle şakaktan girdi. Bak şuradan girdi çok fena. Ya Rukiye şu suyu ısıt ya. Hadi geceler. Ya Rukiye 40 yılda bir doğru düz bir icat çıkarttın. İcadın arkasında dur ya. Ya Rukiye icadını destekle. Hadi iyi geceler. Hadi Allah rahatlık versin. Karışık yollarda hüzünden mutluluktan dem ana. Yapmışız gene yıkmışız hep en sonunda. Maziye sırtımızı yaslaya yaslaya. Tutunmuşuz geçmişi.